Anadolu'dan lezzetlerden merhabalar. Ben Merhaba. Rojda Sak. Merhaba de. Merhaba. Sen kimsin? Miray. Miray ne? Miray Çelya. Bugün kızımla birlikte size çok güzel bir dolma hazırlayacağız. Umarım siz de denersiniz. Bugünkü dolmamız aslında Diyarbakır'da daha çok yapılan etli ve sumaklı bir dolma. İsterseniz yapılışına geçelim. Buyurun. Yetecek kadar yaprağımı koyuyorum. Fazla haşlamayacağız zaten, biliyorsunuzdur eminim, ama bunu da göstermek istedim. Bir tane. Yaprağımız sarardıktan sonra zaten tencereden alacağız. Şöyle alt üstü yapmaya çalışıyorum. Evet. Biraz daha yumuşadıktan sonra istediğim kıvama gelince süzgece alacağım yapraklarımı. Merhaba dedin değil mi? Yok demedim anneciğim. Sen sizden miyim hiç? Biberler temizlendikten sonra, son biberimi de temizleyeyim. Yıkadım zaten. Şunları biraz itelim. Şöyle bir tepsiye ihtiyacım var. Bu benim yadigarım. Bütün yoğurma işlemlerini, bu ve bunun bir büyük boyu var. Onu kullanıyorum. 1,5 su bardağına yakın pirincimi yıkadım güzelce. Şurada etim var. Yine gördüğünüz gibi 100 gram kadar. Ondan sonra soğan doğrayacağız şimdi bunun içine. Şimdi soğanımı doğrayayım. Hatta şuradaki bıçağı kullanayım. Ben normalde yemek yaparken eldiven kullanmayı sevmem. Ama şimdi kamera önüne çıktığımız için haliyle ikide bir elimizi yıkama fırsatımız olamaz. Bu ara tercih ediyorum ben eldivenleri. Şöyle ortadan bir tane daha koyalım ki soğanlarımız incecik olsunlar. Şöyle dövelim. Evet. Soğanlarımızı da koyduk. Bir yemek kaşığı domates salçam var. Aynı şekilde dolu dolu bir yemek kaşığı biber salçam var. Şöyle sıyıralım iyice. Tuzum var. Damak zevkinize göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Nane ve pul biber koydum. Şurada dolu dolu bir kaşık karabiber koyuyorum. Ayrıyeten benim 7 türlü baharatım var. Genelde doğu tarafında daha çok bilinir. 7 türlü baharatçılarda satılır. Yine dolmalara çok yakışan bir baharat. Ve tabii ki yeni bahar. Yeni baharımızı da koyuyoruz. Biraz da zeytinyağı alacağım burada. Sumağı en son kullanacağım pişirirken. Biraz daha yağ koyayım. Çünkü bu onun içinde pişirecek. Hem yapraklarımız etli olacak, hem de dolmalık biberlerimiz. Zeytinyağlı da yapabilirsiniz. Ben ara sıra da olsa
Böyle etli yapmayı tercih ediyorum. Şöyle köşelerde de pirinçleri bırakmayalım. Evet. İç malzememiz hazırlandı. Şu şekilde. Hazırlıklarımı yapayım. Sarma işlemine geçelim. Biraz biberlerim var. Birlikte temizlemiştik zaten. Üstüne kapak yapmak için domateslerim var. Biraz yaprağım var. Haşladım. Sumak bu oluyor. İsterseniz ayrıntısını internetten aratarak bakabilirsiniz sumağın ne olduğuna. Burada benim birazcık etli kemiğim var. Onu da tenceremin dibine kullanacağım. İsterseniz ilk olarak dibini göstereyim. Şurada görünmüyor galiba. Şurada tencerem. Kapağımı alıyorum. Etli kemiklerimi şöyle. Şunu da et doğrarken bir parça kalmıştı. Bunu da altına koyuyorum. Bu inanılmaz derecede yemeklerimize lezzet veriyor. Bu eti kasaplardan bulabilirsiniz. Hem de bazıları para bile almıyorlar diye duydum ben. Bilemiyorum tam olarak ama böyle etli kemikleri alabilirsiniz. Para bile verseniz çok uygun bir fiyata alabileceğiniz bir etli kemik bu. Alın, yemeklerinizin altına koyun. Hem lezzet verir. Hem güzel bir tat verir, hem vitaminli. İsterseniz bunu almışken yaprağımızdan mı başlayalım? Dolmamızdan başlayalım en iyisi. Şöyle göstereyim. Görünüyor mu bilmiyorum. Evet görünüyormuş. Azar azar koyacağım şöyle göründüğü gibi. Zaten bir de şişme payı bırakıyoruz içinde. Çünkü pişince pirinçler gül gibi açılacak ve yer gerekecek buna. Şöyle tenceremin dibine dizeceğim. Şöyle tenceremi de göz önüne bir yere koyalım. Yaprakları da aralarına dizeriz. Şimdi suyum kaynadı. Bu sumak gördüğünüz gibi tane sumak ve kaynar su ekliyorum üstüne. Bu sumak güzelce ekşi suyunu bırakacak. Ben işimi halledene kadar beklesin köşede. Evet, diğer dolmalarımızı da yapalım. Şu şekilde kenarlara biberlerimizi dolduralım. Biberlerimi doldurdum. Şöyle domates alıyorum. Şu ucunu alıp tam olarak göstermek istediğim şunu şöyle görünüyor mu? Evet görünüyor. Kapak yapalım. Eldivenle hiç çalışamıyorum. Alışkın olmadığım için elimden kayıyor. Normalde 2 dakikalık işi uzattı bayağı bir şu eldiven. Şu şekilde doğrayalım. Hadi sen de kapat. Benim yamağım. Miray ileride benim sayfamı devralacak kişi. Değil mi kızım? Evet. Çok heyecanlıyım. Neden? Videolarda birazcık heyecanlı olduğum için çok heyecanlı oluyorum. Ay. Annem gülüyor sana. Çok mu heyecanlısın? Evet. Ne hissediyorsun? Düşme, dikkat et, sandalyeni çek bu tarafa doğru. Çekeceğim, dur. Tamam. Şimdi yaprağa geçelim. Hatta bunu ziyan etmeyelim. Direkt dökelim şu tarafa doğru. Evet. Ben de tam yaprağı yapmaya başlamıştım. Video çekmemiş gibi bakıyorum nerede dedi. Şurada yapraklarımı böyle gözümün önüne alayım. Görünüyor. Evet kızım. Şu şekilde. Aslında benim bir tane yaprak sarma tekniğim var sayfamda. Ona bakabilirsiniz. Hatta ben açıklama bölümüne isterseniz linki de koyarım. İsterseniz öyle de sarabilirsiniz. Ya da rojla hiç uğraşamam. Ben zaten güzel sarıyorum derseniz normal de sarabilirsiniz. Tam olarak size kalmış bir şey. Ben kendi ben sarma şeklini... Aman canım ne güzel sarmış. Ver. Bu da benim kızımın al yanaklı dolması.
Koy şöyle köşeye koyarız şimdi dur. Biraz saralım. Şu şekilde. Eldivenler işimi çok zorlaştırdı gerçekten. Etli olduğu için çok ince... Etli olduğu için çok ince yapmamaya özen gösterin. Çünkü etli dolmalar biliyorsunuz. Biraz daha böyle yediğiniz zaman doyuracak cinsten olması gerekiyor. Ama zeytinyağlılar kalem gibi olmalı. Bugün biz biraz kalın yapacağız çünkü etli olduğu için. Yine kalın yapmaya çalışıyorum. Evet. Şu şekilde. Ben sarayım biraz daha. Ama yine de güzel yaptık yemekleri. Değil mi? Kaşık kadar koydum, kaşık kadar aldım. Yani bu kadar yeter değil mi? Hı hı. Birazcık yandı oldu ama. Hani böyle yeter değil mi? Yapamıyorum çünkü ben. Yapabiliriz derseniz şöyle ikiye katlayalım. Şöyle ortadan ikiye böldük. Şu şekilde böldüğümüz tarafın birine şöyle harcımızdan koyuyoruz. Şu şekilde üstünü örtüyoruz. Öncelikle çekiyoruz. Yanlardan da aldıktan sonra fazla sıkıştırmadan pirinçlerimizi sarıyoruz gördüğünüz gibi. Bu da Miray'ın dolması. Ana oldu artık. Aldık dolmalarımızı. Şöyle bir bastırıyorum. Şurada gördüğünüz gibi minicik bir kaşık, çay kaşığı kadar bir salça aldım. Bu bana yeter. Hafif bir kıvamını açayım. Şöyle gördüğünüz gibi. Fazla böyle çok salçalı olsun istemiyorum. Zaten dolmanın iç harcında çok salça kullandım ben. Şöyle bir dolandırıyorum. Sumaklı suyumu şimdi koyacağım. Salçayı iyice koyduktan sonra. Sumaklı suyum iyice rengini bıraktı gördüğünüz gibi. Bunu şimdi dökmeden önce ufak bir aşamamız daha var. Birazcık daha yağ dolandıralım. İnanın o kadar lezzetli oluyor ki mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Hafif de bir tuz serpiştirmek istiyorum. Süzgeç lazım bana. Şöyle sumağımı karıştırıp süzgeç yardımıyla evet sumaklı suyumu döktüm. Benim dolma taşım var. Sizin dolma taşınız yoksa tencere ebatında bir tabak kullanabilirsiniz. Buradan ılık suyumuzu yemeğimize ilave ediyoruz. Dolmayı aşacak kadar su koymamız yeterli. Evet. İlk etapta harlı ateşte pişiriyoruz. Fokurdamaya başladıktan sonra ocağın altını tam kısığa alıp böyle ağır ağır ateşte pişireceğiz yemeğimizi. Suyumuz az olursa ağır ağır ekleyebilirsiniz fazla olmamak şartıyla. Dolmamı şimdi ben pişmeye bırakacağım. Kapağını örtüp yarım örtüyorum. Fokurdamaya başlayınca kısacağım. Gördüğünüz gibi fokurdamaya başladı. Dediğim gibi böyle olduğu zaman hemen en düşük ayara getiriyoruz, kısıyoruz ve pişmeye bırakıyoruz. Kapağını da yarım örtelim.
Zaten yaprak pişirme tekniklerinden biri de hiç dağılmadan yaprak pişirmek istiyorsanız öncelikle çok yüksek ayarda bir fokurdatıyoruz. Ondan sonra en düşük ayarda kısıyoruz ve ağır ağır pişmeye bırakıyoruz. İnanın hiç yerinden, yaprak yerinden kımıldamadan o kadar güzel kalıp gibi pişiyor ki anlatamam. Şimdi pişmesini bekleyeceğiz. Dediğim gibi oldu. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Şimdi göreceksiniz. Evet. Kapağını yarım örtüyorum. İyice dinlendikten sonra servis yapacağız. Dolmalar istediğim gibi dinlendi. Göstermek istiyorum. Şu şekilde. Evet, o şekilde. Allah'ım. Doldu anne. Alttaki dolmaları da göstermek istiyorum. Gülmekteşer mi aldı yoksa? Bakın. Hiç hamurlaşma yok. İstediğimiz gibi tane tane. Altında hatta biber dolmaları için biraz su bıraktım ben. Evet, tamamen unutmadım. Zaten servisinde de göstereceğim size. Tarifimi beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın.